merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde past perfect tense işleyeceğiz. Past perfect tense aslında İngilizce'de o kadar çok sık kullanılan bir zaman değil ama yeri geldiğinde de kullanmamız gerekecek. Önce bir yapısına bakalım nasıl kuruluyor, ondan sonra diğer zamanlardan ne gibi farkları var onlara bakalım. Past perfect tense'de olumlu cümleler, önce öznemiz gelecek, herhangi bir özne, I, you, we, they, he, she, herhangi birisi gelebilir. Ondan sonra yardımcı fiil olarak mutlaka olumlu cümlelerde had olması lazım. Had'den sonra gelen asıl fiilimiz mutlaka üçüncü halinde olacak. Üçüncü halde düzensizler üçüncü haline geçecek. Düzenler yine ed takısını almaya devam edecekler. Olumsuz cümlelerde yine öznemiz en başta. Ondan sonra olumsuz yapmak için had fiiline not ekleyeceğim. Hadn't yapacağım. Ondan sonra fiilimiz yine mutlaka üçüncü halinde. Burada hiçbir zaman birinci haline geri dönmeyecek fiiller daima üçüncü halinde, olumlu da olsa, olumsuz da olsa, soru da olsa üçüncü halinde yazılacak. Soru yaparken bu had yardımcı fiilimizi cümlenin en başına alıyoruz. Ondan sonra öznemiz, ondan sonra fiilin yine üçüncü hali kullanılmak zorunda. Bu şekilde cümlelerimizi kuruyoruz. Örneklerimize bakalım. She had washed the dishes before she went out. Burada she'den sonra yardımcı fiilimiz geldi. Wash fiilini üçüncü halde yazdım. Dışarı çıkmadan önce bulaşıkları yıkamıştı. Yıkamıştı. Olumsuz cümle örneğimiz she hadn't seen him until that day. O güne kadar onu görmemişti. Olumsuz cümle görmemişti. Where had you stayed until that day? O güne kadar nerede kalmıştın? Sorularda eğer WH question varsa WH question en başta, ondan sonra yardımcı fiilimiz, öznemiz ve üçüncü halde fiilimiz gelecek. Yapısı bu şekilde. Had gelecek, fiillerin üçüncü halini getirmem gerekecek. Şimdi diğer zamanlardan nasıl ayıracağız? Burası bizim zaman çizelgimiz olsun. Past, present. Şu aranın tamamı geçmiş. Buraya kadar tamamı geçmiş. Biz past perfect tense'i kendi başına çok fazla kullanmayız. Genelde simple past tense ile ilişkilendirerek kullanırız ki bu eylemin önce gerçekleştiğini anlayabileyim. Yani past perfect tense simple past'tan önce gerçekleşen eylemleri anlatmak için kullanılır. Yani diyelim ki burada bir eylem gerçekleşti. Ben bundan daha önce gerçekleşen bir eylemi anlatıyorsam o zaman past perfect tense kullanmam gerekecek. Simple past geçmişi anlatır, geçmişte herhangi bir olay anlatır. Past perfect ise geçmişte bir olaydan daha önceki bir olayı anlatmak için kullanılır. Yani ben şunu şunu yapmadan önce bunu yapmıştım, bu eylemden önce bunu yapmıştım derken past perfect tense kullanmam gerekecek. Simple past'tan farkı da budur. İki tane eylem var, önce gerçekleşen past perfect tense ile anlatılmak zorunda. Örneklerimize bakalım. He had washed the car before he mowed grass. Çimleri biçmeden önce arabasını yıkamıştı. Burada önce gerçekleşen eylem hangisi? Çimleri biçmeden önce yaptığı şey ne yapmıştı? Arabayı yıkadı. Bu eylem past perfect tense anlatılır. Daha sonraki eylemi de, daha sonra yaptığı eylemi de simple past ile anlatıyorum. Yapmadan önce, çimleri biçmeden önce arabasını yıkamıştı. Bu eylem önce gerçekleşti. O yüzden past perfect tense kullandım. I had already signed up for the trip before I injured my leg. Ayağımı incitmeden önce ben gezi için çoktan başvurumu yapmıştım. Ne zaman yapmıştım? Ayağımı incitmeden önce. O zaman önce gerçekleşen eylem benim geziye başvurmam ya da kayıt olmam. Geziye kaydolmuştum. Ondan sonra ayağımı incittim. Önce gerçekleşen past perfect, daha sonra gerçekleşen simple past olacak. I had lived in Ankara for 5 years before I came to Istanbul. İstanbul'a gelmeden önce 5 yıl boyunca Ankara'da yaşamıştım. Hangi eylem önce gerçekleşti? Ben İstanbul'a gelmeden önce Ankara'da yaşamam önce gerçekleşti. O yüzden burası past perfect. Sonradan gerçekleşen eylemse simple past'la yapılabilir. Past perfect tense'i bu şekilde simple past'la ilişkilendirerek kullanmam gerekecek. Bunu yaparken de before ve after zaman ifadelerini kullanacağım. Belli kurallarımız var. Zaten mantıken de uyuyor. Önce gerçekleşen, sonra gerçekleşen, bunlara bakarak before after'dan before after'dan sonra hangi zaman geliyor? Buna karar verebiliyorum. Mesela after'dan sonra genellikle past perfect tense kullanırız. Bazı durumlarda simple past da kullanılabilir. Çok problem değil. Özellikle vurgulamak istiyorsak eylemin çok önceden gerçekleştiğini, o zaman past perfect tense kullanmamız gerekiyor. Yok, vurgulamak istemiyorum. Herhangi bir olay anlatıyorum. O zaman simple past da kullanabiliriz. İkinci cümlemiz simple past olmalı. Yani önce gerçekleşen
Eğer vurgulamak istiyorsak pass perfect kullanacağım. Vurgulamak istemiyorsam sıradan bir eylemse simple pass kullanabilirim. Diğer taraf ikinci gerçekleşen, sonradan gerçekleşen eylem simple pass'la söylenecek. Tam tersi before gelirse before'un bağlı olduğu cümle before çünkü daha sonrasını yani sonradan yapmadan önceki eylemi anlatıyorsa sonradan gerçekleşen eylem olduğu için simple pass kullanacağım. Daha sonra arkasından past perfect gelecek. Past perfect'te anlattığım öncesinde gerçekleşen eylemdi. Yani şunu şunu yapmadan önce bunu yapmıştım. Bu işte önce gerçekleşen eylem. O yüzden past perfect kullanmam gerekecek. Mantığına bakacağım. Hangi eylem önce gerçekleşmiş? Ona göre before ya da after'dan sonra o zamanı getireceğim. Mesela burada after gelmiş. After'dan sonra past perfect, simple past ikisi de gelebilir. Özellikle vurgulamak istiyorsam past perfect kullanabilirim. After I had done my homework. Ev ödevimi yaptıktan sonra televizyon izledim. Önce hangisi gerçekleşti? Ev ödevimi yapmak. Önce bu gerçekleştiği için bunu past perfect yaptım. Diğer taraf simple past oldu. Ödevimi yaptım. Ondan sonra televizyon izledim. Ödevimi yaptıktan sonra televizyon izledim. Before gelirse simple past kullanacağım. Before I visited my friend, I had eaten dinner. Arkadaşımı ziyaret etmeden önce akşam yemeğini yemiştim. Hangisi önce gerçekleşti? Önce akşam yemeğini yedim. Ondan sonra arkadaşımı ziyaret ettim. Akşam yemeği yemeden önce, pardon. Arkadaşımı ziyaret etmeden önce akşam yemeğini yemiştim. Önce gerçekleşen past perfect. After I had left the school, okuldan ayrıldıktan sonra arkadaşlarımla buluştum. Ne zaman buluştum? Okuldan ayrıldıktan sonra. Önce okuldan ayrıldım. Burası past perfect. Sonra arkadaşlarımla buluştum. Simple past. After'dan sonra past perfect. Before I met her, onunla buluşmadan önce I had seen her somewhere. Onu daha önce bir yerde görmüştüm. Buluşmadan önce görmüştüm. Burası önce gerçekleşen eylem. Bu daha sonra gerçekleşen eylem. Simple past, past perfect. Mantığını kavradığımız zaman çok basit. Önce gerçekleşeni past perfect, sonra gerçekleşeni simple past yaparak bunu halledebiliriz. Örneklerimize bakalım. She was excited. She had never swum before. Heyecanlıydı. Daha önce hiç yüzmemişti. Had never swum. Present perfect tense'teki ever, never, işte diğer zaman ifadeleri for, since bunları kullanabiliyorum yine past perfect tense'te. Yani present perfect tense kullandığımız just, already, yet, ever, never, ondan sonra for, since bunların hepsini past perfect tense'te kullanabiliyorum. Daha önce hiç yüzmemişti. Bu önce gerçekleşen eylem. Daha önce hiç yapmadığı bir şey anlatıyor. I had never seen an elephant. Daha önce hiç bir fil görmemiştim. Bugüne kadar olan kısmı anlatıyor. Hiç görmemiştim. Belki şu an gördü, onu anlatıyor. The woman had died until the doctor arrived. Doktor gelene kadar kadın ölmüştü. Yani doktor geldiğinde zaten kadın ölmüştü. Önce gerçekleşen eylem burası. Doktor daha sonra geldi. When I got home yesterday, dün eve geldiğimde my mother had already cooked the dinner. Eve geldiğimde annem yemeği çoktan pişirmişti. Eve geldiğimde zaten yemek çoktan hazırdı. Bunu vurgulamak için burada past perfect tense'i kullandım. Already yine bu zamanda da kullanabileceğim bir zaman belirten kelime. By the time we got to the theater, tiyatroya vardığımızda the play had already started. Oyun çoktan başlamıştı. Had fiilin üçüncü hali. Çoktan başlamıştı. Bunu vurgulamak istiyorsam daha çok önce gerçekleştiyse past perfect tense kullanacağım. When Sam was born, Sam doğduğunda I had been a doctor for 10 years. Sam doğduğunda ben 10 yıldır zaten doktordum. 10 yıldır doktor olarak çalışıyordum. Sam'in doğması geçmişte gerçekleşen bir eylem. Benim doktorluğa başlamış olmam, doktorluğa devam etmem ondan da önce gerçekleşen bir eylem. O yüzden burası past perfect tense yapıldı. Şimdi alıştırmalarımıza bakalım. Bunların hepsi past perfect tense olacak. Özellikle bunları seçtim ki karşılaştığımızda ne yapacağımızı bilebilelim. Bunların hepsi past perfect tense olacak. Bunu baştan söyleyelim. Ama neden olacak onu da açıklayalım.
When I arrived at the cinema, sinemaya vardığımda film başlamıştı diyeceğim. Ben sinemaya vardığımda film zaten oynuyordu. Benim varmam simple past tense, ondan daha önce gerçekleşen filmin başlaması. O yüzden burası head olacak. Start fiilinin üçüncü hali. Started. She lived in China before she went to Thailand. Tayland'a gitmeden önce Çin'de yaşamıştı diyeceğim. Burası simple past. Ondan da daha önce gerçekleşen Çin'de yaşaması. O zaman she had lived. Yaşamıştı. After day, after'dan sonra zaten past perfect kullanıyor, bunu biliyoruz. Ama anlamına bakalım. They began to feel sick. Yaptıktan sonra, yedikten sonra hasta hissetmeye başladılar. Ne zaman hasta hissettiler? Hissetmeye başladılar. Ondan da önce işte bu balığı yemişlerdi. O zaman ne olacak? They had eaten. Yemişlerdi. Ondan sonra hasta hissetmeye başladılar. Bu eylem önce gerçekleşti. If ile kullanılan yapılara daha sonraki derslerimizde geleceğiz. If'lerin 3 tane hali vardır. Buradaki de 3. yani type 3 dediğimiz if, would have ve verb 3 yani fiilin 3. hali. You would have got the job. İşi alabilirdin eğer beni dinleseydin ama dinlemedin. Bu if ile ilgili bir konu aslında. Eğer bu taraf would have ve verb 3 olduğunda bu tarafı mutlaka past perfect yapmam gerekiyor. Eğer beni dinlemiş olsaydın işi alırdın. Nitekim alamadım ve dinlemedin de. O yüzden past perfect yaptık. Bu konuya daha sonra geleceğiz. Bu önemli. Burada ben yerine after diyelim. Daha anlamlı olsun. After we dinner, we went out. Dışarı çıktık. Ne zaman dışarı çıktık? Yemeği bitireceğiz önce. Önce yemeği bitirdik. Ondan sonra dışarı çıktık diyelim. After we had finished dinner, yemeği bitirdikten sonra dışarı çıktık. Önce gerçekleşen yemeği bitirmemiz. O yüzden past perfect yaptık. He met her somewhere before. Onunla daha önce bir yerde tanışmıştı diyeceğim. He had meet'in üçüncü hali met. She told me reported speech. Reported speech'lerde de her zaman söylenen cümlenin bir pastını almam gerekiyor. Eğer cümleyi simple past söylediyse simple past'ın bir pastı past perfect tense'dir. Past perfect tense yapmam gerekecek. Eğer cümleyi simple past söylediyse. She told me, bana dedi ki before the exam, sınavdan önce o çok çalıştı. Bana çok çalıştığını söyledi. Çok çalıştım dedi. Ben bunun bir pastını alacağım. She studied. O dedi ki bana, ben çok çalıştım. I studied a lot dedi mesela. Direkt simple past kullandı. Ben bunu başkasına anlatırken bir pastını alacağım. Bunun bir pastı past perfect. Had studied a lot before the exam. When he arrived, o geldiğinde ben kahvaltımı yapmamıştım. Bunu söyleyelim. Olumsuz yapalım. I hadn't. Evin üçüncü hali had olacak. Past perfect tense genel anlamda bu kadar. Yani geçmişte bir eylem olacak. Ondan daha önce gerçekleşen eylem past perfect tense ile anlatılacak. Konumuz bu kadar. Eğer sorunuz varsa yine alttaki yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.